İstanbul'da Çorumlular tek çatı altında. ÇORDEF, Çorum Dernekler Federasyonu. İsmim Metin Çetin, Cihadiye Köy Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Tabii ki bugün biraz hüzünlüyüz. Cenazemiz vardı. Köylümüzü kaybettik. Bir abimizin hanımını. Allah rahmet eylesin. Buradan da başsağlığı diliyoruz. Öncelikle Allah'tan rahmet. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve geçen hafta da sanırım köy muhtarımız Abdullah Kılıç babasını kaybetti. Ona da buradan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanları Amin. Cennet olsun. Ne diyelim? Ben de kısaca köyümüzü tanıtmak istiyorum. Köyümüz Çorum ilimizin kuzeyinde. Kargı ilçemize 26 kilometre uzaklıkta. Bunun 15 kilometresi asfalt, 10 kilometre stabilize yolumuz var. İnşallah o da 2014 yılı içerisinde yapılacak. Yani başvurusu yapıldı. Bu yıl içerisinde yapılmasını bekliyoruz. Derneğin tabii bu konuda bir çalışması tabii var. Tabii ki başvuruları yapıyoruz sürekli. Milletvekillerimize, il ödezadesine yazışıyoruz. Yani başvurularını yapıyoruz. Çorum ilimize 150 kilometre uzaklıkta. İstanbul'a ise 560 kilometre uzaklıkta köyümüz. Köyümüzün çok eski ismi Çiftlik diye geçiyor. Ama daha sonraki yıllarda Cihadiye Köy olarak değiştirilmiş. Bir tane mahallemiz var. Mehdioğlu diye mahallesi. Zaten orası da bizim mahallemiz, tek mahalle. Köyümüzde kanalizasyon şebekemiz var, su şebekemiz var, camimiz, okulumuz hepsi var. Yani okulumuz, bayağı bir lüks tabii bir köy. Ki. Yani Allah'a şükür güzel bir köyümüz. Köyümüz Çorum'da ikinci seçildi. Kanalizasyonda Çorum'da ikinci ilk yapılan köy. Kargıl ilçemizde ise tek köy. Evet. Büyük başarılar imza attık o yönde. Burada sizin etkiniz daha büyük çünkü devlet yapım aşamasında köyün büyüklüğüne bakmıyor. Köylünün yaklaşımına bakıyor. Yaklaşımını sizin güzel olduğu için ikinci olarak yapılmıştır. Sizleri de kutlamak lazım bu konuda bizleri, yapmış olduğunuz desteklerle. En çok desteği eski yönetimimiz, kurucularımız. Bunların çok büyük destekler var. Ben Mart ayında geldim yönetime. Mart ayından bu zamana kadar yönetimdeyiz ama eski yönetimimiz çok büyük işlere imza attı. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ve eski yönetime bir alkış alalım lütfen. Derneğimizin kurucu üyelerini okumak istiyorum. Ömer Çetin, Nuh Cebeci, Satılmış Çetin, Şaban Muslu, Rasim Güven, İsa Cebeci, Hasan Çetin. Derneğimizin kurucuları, yani bizi buralara getiren onlar. Ayrıca onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar büyük yönetim. Evet. İlk tohumu atanlar. Filizlenir, sizlerin de sayesinde ağaç olacak. Onlar yetiştirdi bizleri. Sürekli şeylerden bahsettiniz. Yani köyümüzün konumundan, köyümüzün durumundan, 10 hanesi, çoğunun burada olmasından. Sürekli tabii bunlardan bahsettiniz ama siz yoğun olarak İstanbul'da yaşayan bir İstanbul'dayız. Ankara ve Almanya'da çok az sayıda göç var ama ağırlıklı İstanbul'dayız. Ama burada yapmış olduğunuz faaliyetlerden hiç bahsetmediniz. Derneğimizin açılışını VTR'de izledik ama mülkiyet olarak aslında kısa bir geçtim de biz derneğimiz zaten yeni aldık mülkiyetini. Bir yıllık bir zaman dilimi oldu aşağı yukarı. Açılışında Pendik Belediye Başkanımızla birlikte yaptık derneğimizi. Şu anda derneğimiz faal durumda. Yani her türlü sosyal içerikli faaliyetleri gerçekleştirebiliyoruz. 7 Temmuz'da derneğimizin açılışını yaptık zaten. Federasyon olarak falan büyük bir katılım oldu. Pendik Belediye Başkanımız katıldı sağ olsunlar. Siyasiler, abi STK'lar. Keşkek gönlünü mesela köyde yapmışsınız, burada yapmamışsınız. Onları işte 2006-2007-2008 Hasan abi bu konuda biraz baskı uygulayıp burada da yapmaları için çaba harcıyorum. Şimdi burada da yapılacak onlar da tabii zaman içinde. Sayın Başkan'la biz kulisse konuştuk. Yani Çorum'da ne yapılıyorsa, mesela Kargı'da ne yapılıyorsa İstanbul'da da kesinlikle onun yapılacağını söyledi bana. Evet. O sözü verdi yani. Tabii. Ben de üzerime düşen görev neyse ben de İnneka Müdüm Mecit sizin yanınızdayım. Allah razı olsun. Şimdi Ayhan abicim, ortak noktanız, Hasan abiyle ortak noktanız siz derneği 1998 yılında kurmuşsunuz. Evet. Hasan abi de ilk albümünü 1998 yılında Acımasız Yıllar olarak çıkartmış. Güzel bir tesadüf. Ne büyük tesadüf, ne güzel bir tesadüf. Ya. Yani. Gönüllerimiz nasıl gönüllerimiz, bir, evet. Nasıl bir yerlerde buluşmuş. Onun için sizleri çok seviyorum. Allah beni sizlerden ayırmasın. Zaten ilk çıktığınız aynen, yıllardan beri de beraberiz. Biz sizi konserlerimize geldiğiniz yerlere. Gölet Köyü'ne, Yağcılar'a. Buradan zaten en çok köylülerimiz sizi sevdiği için, sizi istedikleri için o yönde biz çok ısrar ettik. Sağ olsun Zübeyir abimiz de destek oldu. Sizi getirdik. Ben size internetten yazdım fakat görmediniz sanırım. Yurt ama Zübeyir abiyle iletişime geçtin. Sağ ya olun. Ya ben
yayında yapımda emeği geçen şu program çok çok önemli bir kültürel olarak memleketimizi tanıtma babında. Evet. Çok önemli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ben. Belediye başkanımıza, kaymakamımıza ne kadar da tanımıyor isem, tabii biz onları internetten okuyorum, yaptıkları aktifti. Mesela yazın ben Ayhan Tuzcuoğlu'nun düğünündeydim. Ama 10 sene önce gittiğim Çorum, şimdi daha farklı bir Çorum olmuş. Çok beğendim mesela. Buradan Ayhan'a da, Ayhan Tuzcuoğlu'na da sevgi selamlarımı iletiyorum. Belediye başkanımıza, kaymakamımıza, milletvekillerimize bizi yalnız bırakmasınlar. Mesela ben burada isterdim, gönül isterdi ki iki tane milletvekilimiz olsun. Hadi ikisinin işi var. İki tane milletvekilimiz olsun gelsin. İnşallah. Yalnız bırakmıyorlar onlar da. Bırakmıyorlar tabii, değil mi? Tabii tabii yalnız bırakmıyorlar. Telefonla evet. Olsun katılıyorlar. Geldiklerinde mutlaka programımıza da geliyorlar. Yani bizi yalnız bırakmıyorlar. Bir de şundan mutluyum. Belediye başkanımız var. Milletvekillerimiz var. Şimdi yeni çıkan bir de Aday adaylarımız var. Önümüz iyi bir zorlu bir seçime gidiyor. Evet. Evet. Allah kolaylık versin. Bir de sanatçı çıkıyor. Çorumlu Zübeyir. Evet. Siyasete destek veriyoruz. Başkanlara destek veriyoruz. Sanata da destek vermemiz lazım. Spora da destek vermemiz lazım. İlk mesajımız ÇorDef Müdürü Mehmet Arıcı'dan gelmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Uğur Ceyhan ve ailesi, Bayram Üzden ve ailesi, Bahçeci ailesi, Güreş Ağası, Kargı Güreş Ağası Ali Yurtseven mesaj göndermiş. Mustafa Çetin, Kocaoğlu, Şerafettin Çiçeğe, İbrahim Efe, Almanya'dan Uğur Gıçlı, enişteniz Güçlü, oluyormuş. Güçlü, evet. Evet. Selam olsun Kuştu. Onlara da. Almanya'da olsun. Sevgiler, selamlar. Bülent, bir alo desene kim var bakalım hattımızda? Evet, hattımızda kim Kişi varmış hemen bakalım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Salim Kara, ben Çorum. Ben Salim Kara. Hoş geldiniz. Çorum Federasyonu Dernekleri Federasyonu'nun çatısı altında Cihadiye Köy Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu güzel gecede ben de bulunmak isterdim. Ancak bu akşam saat 7'de böyle bir gecenin yapıldığı haberini aldım. Dolayısıyla bu geceyi düzenleyenlere teşekkür eder. Başkan Federasyon Başkanı Süleyman Bey, Dernek Başkanı Ayhan Kara, Yönetim Kurulu üyeleri, misafir sanatçılar, başka derneklerden gelen misafirler, bütün köylülerimin büyüğüne, küçüğüne saygı ve sevgilerimi sunar. Gecenizin güzel geçmesi dileğiyle esen kalın derim. Sağ olun, teşekkürler. Köse ailesine de başsağlığı dileklerimi ve aracılığınızla iletmenizi isterim. Saygılarımı sunarım. İyi eğlenceler. Saygılar bizden efendim. Saygılar teşekkürler. Bizden olsun. Kargı'ya selamlar. Amcacığım, sağ olun. Evet, soy ismi Kara, akrabalık var. Amcanız. Amcam olur, evet. Derneğin yine ilk kurucularındanmış herhalde değil mi? Kurucularından yok. Üyelerimizin en eskisi diyelim. Öyle yani mi? O kuşak tabii. Evet, sağ olsun. Veren bizleri yalnız bırakmadılar. Yani. Evet. Teşekkür ederiz kendilerine. Şu an köyde kendisi amcam. Tabii mesaj gönderdiğimiz için bütün dernek çatısı altında üyelerimize toplu. Biraz geç düşüyor köy olması hasebiyle. Geç gidebiliyor, aksayabiliyor. Gözden kaçabiliyor. Ondan dolayı çok erken bağlanır diyorsa. Evet. Muhtarımız da aslında bağlanacaktı. Onun da bilgisi var yayında ama telefonlarda bazen problem oluyor. Bir de hatlar bir de cenazesi evet. Sebebiyle bir hafta önce babasını kaybetti. Tekrar başı sağ olsun. Çok değerlidir kendisi bizim için. Muhtarımızdır ayrıca. Bir de burada çok önemli vurgu yapacağım. Şimdi ülkemizin böylesine birliğe beraberliğe ihtiyaç duyduğu böylesine bir dönemde çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bizim özellikle bunu vurgu yapacağım. İki köyüz biz. Köyümüzün bir tanesi Alevidir, bir tanesi Sünnidir. İki köy tek muhtarlık çatısı altında yönetiliriz yıllarca. Bu birlik beraberliği biz özümüzde, köyümüzde yaşayan insanlarız. Burada çok rahat bir şekilde bunu dile getirebiliyorum ben. Çok güzel. Çünkü bu birliği beraberliği arzu etmemin sebebi zaten biz bunlar içimizde yaşadığımız şeyler bunlar bizim. Bunu bütün hemşehrilerimizin yaşamasını istiyorum ben. O sebeple ısrarla üstüne basarak vurgu yapıyorum. Bir köy Alevi, bir köy Sünni. Kardeşçe hep ama beraberiz. Ama muhtarımız tek diyoruz. Tek. Bir onlarda bir bizde. Kardeşçe paylaşırız. Ayrım gayrı bu o çok zaman, güzel bir şeydir.
Sevgili başkan. Ben hani diyorlar ya, fark etmez dili, dini, ırkı, rengi. Madem ki insana saygımız vardı, o zaman Alevi de benim, Sünni de benim. O kadar. Eyvallah. Aynen öyle. Peki. Canlı yayında ben de size, sizden bir istirham ediyorum. Ben fahri bir Çorumlu olmak için ne yapmam gerekiyor? Sayın Başkan. Artık Çorumlu oldunuz. Hayır, hayır. Şimdi başkana, genel başkanımız da buradalar. Evet, buradalar. Evet. Ben fahri bir Çorumlu olmam için bana üzerime düşen görev nedir? Ben de fahri bir Çorumlu olmak istiyorum. Sevgili değerli sanatçımız, telefon açtığımızda bizimle beraber olun. Çorumlular sizi gördüğü sürece zaten onların hemşerisiniz siz. Göremeseler bile hemşerisiniz. Yani sizi o kadar sevdiler ki bu akşam buraya getirdiler. Ya ben çok istediler sizi. O federasyonda mı, derneklerde mi bir görev almak istiyorum ya. Her daim, her zaman. Federasyon ben, başkanımız. Ben mesela başkan yardımcısı yapalım. Sayın başkanım. Ne? Bülent. Başkan yardımcısı Süleyman yapalım. Süleyman Gökçe. Genel başkanımız. Süleyman başkanım. Süleyman başkanım. Hemen telefonumu alıyorsun. Telefonla şu. Süleyman abi. Çorum Federasyonu'nun Kastamonu temsilcisi olsun Hasan gibi. Abi. Mesela ben elhamdülillah Kastamonluyum ya. Bir de Çorumlu olalım. Ben bir tarafımıza Çorum'a gitsin. Evet. Şimdi mesela Zübeyir bir şey söyleyeceğim dedi. Bir şey al. Söyleyeyim. Evet. Allah aşkına söyle. Söyleyeyim. Şimdi bizim Sinop'a çok yakın Hasan'ım. Bizim köyümüz Sinop'a çok yakın. Evet, ben onu söyleyecektim tam. Aynen, aynen. 1960'lı yıllarda mıydın işte? 57'de falan Çorum'a geçmişiz. Bana sordular, eğer Çorumlu olmasaydın nereli olurdun dediler. Ben dedim, vallahi mahcup olurdum dedim. Çorumlu olmak bir ayrıca. Çorumlu olmak bir ayrıca. Yani şu sıcaklığı görüyor musunuz? Buradaki sıcaklık, düşünsenize ekranda nasıl bir farklı evet. Sıcaklık işte. Gösteriyor. Mutlaka ki. Evet, değerli Metin kardeşim, sen dedim biraz daha evet, bir şeyler söyleyeceğim. Derneğimizin yaptığı birçok hizmet var ama burada hepsine değinemiyoruz tabii ki. Evet. Yani birçoğunda ben bilmiyorum, yönetici, eski yönetici abilerim bahsedecek tabii ki de. Köyümüzde derneğimizin yaptığı olduğu hizmetler, köy konağımız hizmete sokuldu. Köyde bir konak yapıldı, hizmete sokuldu. Köy camimizin iç ve dışı boyandı, çok güzel bir görüntüsü var. Tabii ki köyümüzde şu an imam yok. İnşallah o da olacak. Duyurulur. Onu da buradan ilgililere bildiriyoruz. Okulumuz onarıldı. Okulumuzda her türlü etkinlikler yapabilecek şekilde okul açık bir yer. Okul açık mı peki? Tabii ki. Yok, okulda öğrenim görülmüyor. Öğrenim i̇lçede, görülmüyor ama. Taşımalı eğitim sistemi. Yok. Evet. İlçede yatılı olarak okuyor. Tamam. Okuyan çocuklar. Köyümüzün yolunun içleri, köy yolu içleri komple kumlatıldı. Yani çamur yok, köyümüz gayet stabilize gibi, gayet güzel bir yol. Yangın vanaları konuldu. Yangın vanamız var köyümüzde. Herhangi bir yangın olayına göre. Çok güzel. Tabii Zübeyir abimizin evleri yandı. Onu da yine de bir nebze olsun. Bu faydalı oldu. Geçmiş yer evlere tüm köyümüzde sıçramaması için. Evet. Çok faydalı bir hizmet. Evet. Yangın vanaları köy yerleri. Kanalizasyon ve su şebekelerimiz yapıldı. Onları daha önceden de söylemiştim zaten. İstanbul'da dernek merkezi aldık. İnşaat olarak aldık. Biz yönetime geldiğimizde faaliyete soktuk. İnşaatını bitirdik ve 7 Temmuz 2013 tarihinde derneğimize açılışını yaptık. Açtık. Şu an faal bir durumda. Üyelerimiz her etkinliklerden yararlanabiliyor. 2006, 2007, 2008 yıllarında köyümüzde yağmur duası ve keşkek etkinliği yapıldı. Evet. Gayet de güzel bir katılım oldu. 2 Haziran'da Çordef'le beraber bir piknik yaptık. Çok güzel oldu. Artık geçen sene diyebilirim. Evet, 2013. Geçen yıl. 19 Temmuz'da da dernek merkezimizde bir iftar yemeği verdik. Çok yoğun bir katılım oldu gerçekten. Çok güzel oldu. Halil amcamız var. Halil amcamız bizim derneğimizin... Biraz sonra yönetime zaten evet, tanıştıracağız. Danışmanı, her şeyi. O bizim en büyük abimiz, danışmanımız. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkış daha istiyorum ona. Öncelikle Süleyman Başkanıma teşekkür ederim. Başkanım maşallah mikrofon alınca kimseye bırakmıyor. İsmini başla abi. İsmim Ahmet Çebeci. Ahmet Çebeci. Yönetim kurulunda üyeyim. Teşekkür ederim. Büyüklerimiz var burada. Onlara mikrofonu vereyim. Hemen, teşekkürler. Yaklaştıralım abi. Baba yaklaştıralım şöyle. Bu toplantıyı teşkil eden
başta başkanımız olmak üzere ve komşularımızın hepsine teşekkür ederiz. Derneğin kuruluşundan bu zamana kadar ismini de başla baba. Halil Uçar. Halil Uçar. Derneğin kuruluşundan bu zamana kadar acizane biz dernek yönetici olarak zaman zaman bunu paylaşmaya kabul ettik. Yani her kişi devamlı kalmasın. Derneğin zaman içinde değişiklik olsun prensibine gittik. Tasarrufu bir gaye edindik. Ve derneğimizin bugüne gelmesinde çok büyük bu katkının, tasarrufun faydası oldu. Ve acizane hesapları da benim üzerime verdikleri için bunca zaman dernek yönetimlerinin hepsine de böyle bir görevi bana tevdi ettikleri için hepsine teşekkür ederim. Bizler de size teşekkür ederiz. Parayı. Ben Nuh Cebeci. Bu derneğin kurucularındanım. Kurulduktan bugüne kadar zaman zaman başkan, zaman zaman başkan yardımcısı, muhasiplik görevlerini yaptık. Şimdi ise de yapıyoruz. Gene göreve devam ediyoruz. Herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kısa kessin diyorsunuz. Uzun konuşmaya gerek yok. Zaman teşekkürler. Mehmet Ali Bahçeci. Tüm bugüne kadar, kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder. Bundan sonraki yönetime başarılar diler. Her yönüyle gelmiş geçmiş yönetimimiz A'dan Z'ye, yaşlısından gencine arkalarında ve desteğimizi devam ettiriyoruz. Hepsine birden başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Bu şeyi de kuran, düzenleyen arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Emre Bahçeci, Cihadiye Köyü Yönetim Kurulu üyesiyim. Şu an burada olan herkese teşekkür ediyorum. Ekran başında bizi izleyenlere Çorumluyuz, gururluyuz. Elhamdülillah kahraman Çorumluyuz diyorum. Hiç belediye başkanımızdan, hiç milletvekillerinden bir şey istemez misiniz? Lütfen, istirham ediyorum. Şimdi biz elbette güzel bir soru isteriz. Çok şey isteriz. Öncelikle şunu isteriz. Geçenlerde başbakanımızın güzel bir söylemi oldu. Bu en son Türkiye'nin sıkıntı yaşadığı bu dönemlerde, süreçlerde STK'ları tekrar gözden geçirme kararı alabiliriz diye bir söylem oldu başbakanın. Çok da doğru bir tespit. Bu STK'ları artık ele alınması lazım. Ben şunu her zaman buradan söylüyorum. Vekillerimizde sivil toplum kuruluşları zaten dernekler, vakıflardır bunların sahibi olduğu kuruluşlar. Şimdi burada bunu neden vurgu yapıyorum? Ülkemizde birçok dernek var, birçok vakıf var. Ben ilim vakıflarını bir kenara koyuyorum. İlim vakıfları ayrı çünkü onların hiçbir din dışında bir etkinliği olamaz. Ama onun dışındaki bütün vakıflar ve dernekler özüne hizmet ediyor mu? Burası çok önemli. Öz derken kültür derim ben. Dernek dedim mi kültür derim, vakıf dedim mi kültür derim. Evet. Bunun dışında hiçbir şey söyleyemem. Çünkü yardımlaşma, dayanışma en son nokta. O yardımı, dayanışmayı kimle yapacaksınız? İnsanla. Peki onu orada nasıl tutacaksınız? Kültürünüzle. Çok aşılayarak. Çocuklarımızı işte büyütürken o kültürü, o potansiyelde toplayıp onlara sunarak o şekilde ayakta tutacaksınız. O zaman STK'larımızı gözden geçireceğiz. Burada köy derneklerimiz bu işin tabiri caizse hamalları. Bunu açık yürekle söylüyorum. Her şey bazı dernek 50 lira, bazı dernek 100 lira ayda toplayarak kendi maddi manevi değerlerini ortaya koyarak, zamanlarından fedakarlık yaparak bu oluşumları en uç noktaya çıkartmaya çalışıyorlar. O zaman burada devletimize de bir iş düşüyor. Bizler değer görmek istiyoruz. Buradan da yetkililerimize tabii buyurun. Sesleniyoruz. Evet. Bütün mülkiamirlere, vekillerimize, en üst düzey bürokratlarımıza kadar STK'lar yeniden gözden geçsin. Gerçek STK'lara en üst düzeyde değer verilsin. Bunu biz açık yüreklikle söylüyorum, arzu ediyoruz artık. Teşekkür ediyoruz. Çünkü başkanım. Arzu ediyoruz. Bu artık evet. Bu noktaya geldi. Yani. Cihadiye Köyü Dernek Başkanımız Ayhan Karay'a ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu programı dolu dolu yaşattıkları için bizlere. Çorum Dernekler Federasyonu kurucu başkanlarına teşekkür ediyoruz ki böyle akşamları bizlere yaşattıkları için, Çorumluları bir araya getirdikleri için ve Hasan Yılmaz'la tüm Çorumluları buluşturdukları için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hasan Yılmaz'la ayrılmak isteyeceğiz ama onun da söylemek istedikleri vardır. Dediğim gibi bundan sonra Hasan Yılmaz da fahri bir Çorumludur. Benim üzerime düşecek ne görev varsa her zaman sizlerin ricası benim için emirdir. Bekliyorum, emirlerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
tüm ekran başında bizleri izleyen tüm Çorumlulara hayırlı akşamlar diliyor. İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler sunuyoruz.